Merhaba arkadaşlar, Hiko Dünyası kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizlere Kobalt platformundan bahsetmek istiyorum. Bu platform nedir, hizmetleri nelerdir, token satışı ne durumda, bunlardan bahsedeceğim. Kobalt platformu küçük işletmeler için ortaya çıkarılmış borç alma ve borç verme, yani kredi imkanı sunan bir dijital bankaya benzer bir platform olarak söyleyebiliriz. Burada Kobaltland platformunun ekosisteminden bahsedilmiş. Burada borç alma ve borç verme hizmetinden bahsediliyor. Burada elinde fazla para bulunan kişiler, borçlu kişilere borç vererek onlardan faiz kazanabiliyor. Ayrıca mobil bir telefon üzerinden daha hızlı ve daha kolay bir şekilde bankalara göre, yani daha hızlı ve daha kolay bir şekilde kredi verme imkanı bulunduğundan bahsedilmiş. Daha çok küçük işletmeler odaklı bir platform olduğundan bahsediliyor burada ve bankalara nazaran herkes için bu platformu kullanabildiğinden belirtilmiş. Yine burada yazılım paketinden bahsedilmiş. Bir mobil uygulama üzerinden kredi alabileceksiniz. Ayrıca herhangi bir ekstra donanım ve maliyete de gerek olmadığından bahsedilmiş. Hem kripto para hem de kredi kartı ile de kredi alıp kredi sunabildiğinden belirtiliyor. Burada topluluk oylamasıyla kredi diyor. Burada kişiler buraya kredi başvurusu sunduktan sonra bir topluluk var. Topluluk oy sistemi sayesinde sizlere borç alıp alamayacağınıza karar veriyorlar. Ayrıca herkes bu borç alma, yani kredi alma sisteminden faydalanabildiğinden belirtilmiş. Herhangi bir renk, ırk ve bireysel geçmişi odaklanmadığından bahsediliyor. Borç alacak kişi için tek dikkate alınan kriterin proje ve teminatın liyakati olacağından söz ediliyor. Ayrıca kredi alacak kişiyi finanse etme veya reddetme konusunda topluluğa karar verme imkanı sunulacağından bahsedilmiş. Yine burada toplumu nasıl teşvik etmeyi planlıyoruz kısmı var. Burada topluluk üyeleri ekosistem içerisinde ödünç almak ve ödünç vermek için ücretsiz kobalt jetonları alarak teşvik edilir diyor. Önerilere oy veren topluluk üyeleri topluluk tarafından ortaya koyulan hazine aracıyla finanse edilen projelerin olumlu izlenen performansına dayalı olarak hazine tarafından periyodik olarak kobalt jetonları alarak ödenen temettü alacaktır diyor. Hazine ayrıca kobalt token için periyodik geri alımlar gerçek, yani takım kobalt tokenleri zaman zaman geri alacak ve tokenleri yakacağını ve böylelikle kobalt tokeni değerinin daha fazla artacağından bahsedilmiş. Burada topluluk üyesi ve cüzdan sahiplerinden, yani borç alan kişiden bahsedilmiş ve daha fazla bilgi buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz. Burada staker, cüzdan sahiplerinden bahsedilmiş. Yani borç veren kişi, daha doğrusu kredi platformu da diyebiliriz. Burada da merkeziyetsiz basit finans merkezi olduğundan bahsedilmiş. Peki Kobalt token nasıl alınır? Nasıl ödemesi yapılır? Bundan bahsedilmiş. Kobalt Land tokenini alabilmek için 28 Kasım'da bx.com borsası üzerinde
EOS'u başlayacak. Bir adeti 0,04 olarak belirlenmiş. 6 milyon Cobalt token satışa sunulacak. Ve 28 Kasım'da başlayıp 6 Aralık'ta sona erecek ve 6 Aralık'ta token satışı sona erdikten 2 saat sonra bu borsada listelenme olacağından bahsedilmiş. Yine burada daha fazla bilgi mevcut. Buraya gelip okuyabilirsiniz. Videonun alt kısmında da zaten bu sitenin linkini vereceğim. Buradan üye olarak borsadan Cobalt Land Token alabilirsiniz. Ayrıca Türkçe dili de mevcut. Yine alabileceğiniz bir diğer kısımsa burası. Şu anda özel ön satış devam ediyor. İlk aşaması 8 Kasım'da bitti. 31 Ekim'de başlayıp 8 Kasım'da bitti ve token başı 0,084 sent üzerinden satışa sunuldu. Ve yine burada ikinci round başladı. Özel ön satışın ve 30 Kasım'da sona erecek. Token 0,05 üzerinden satışa sunulmuş ve %50 indirim mevcut olduğundan bahsediliyor. Ve IEO'nun 28 Kasım'da başlayacağından bahsedilmiş. Burada listelenme kısmından bahsediliyor. Yine nasıl katılınır, nasıl trading yapılır, ondan bahsedilmiş. Zaten dediğim gibi BX borsası üzerinden alım yaptıktan sonra 6 Aralık'tan sonra trading, yani değişim işlemine başlayabilirsiniz. Ön satışa nasıl katılırım diye bir kısım sunmuşlar. Şu an ön satışın bitmesine 14 gün var. 14 gün 17 saat 16 dakika var. Ön satışa katılmak için burada isim, soy isim. Ayrıca siteye üye olduktan sonra Cobalt Land kullanıcı adınız. Burada zaten bahsedilmiş. Mail adresiniz. Bu mail adresi yine siteye üye olduğunuz mail adresiyle aynı olmak zorunda. Burada ırkınızdan bahsedilmiş. Hangi ülkeden katıldınız? Türkiye ise Türkiye yazabilirsiniz. Ve Amerikalıların katılamayacağından bahsedilmiş. 3 farklı şekilde ödeme imkanı sunulduğundan bahsedilmiş. Ethereum, Bitcoin ya da Binance Coin. 3 farklı şekilde de ödeme yapabilirsiniz. Burada ne kadar harcayacağınızdan bahsedilmiş. Ayrıca burada da ERC20 adresinizden bahsedilmiş. Ve burada Sunbit diyerek katılıma hak kazanıyorsunuz. Daha sonra size geri dönüyorlar. Şimdi gelelim diğer kısımlara. Yine bu Cobalt token'in bir airdrop kısmı var. Buraya tıklıyoruz. Burada çeşitli görevler var. Facebook channel, Twitter channel, Instagram, Snapchat, YouTube ve Medium. Yine Reddit, Bitcoin Talk, kendi web sitenizde post oluşturma gibi bu işlemleri yaparak da buradaki formu doldurarak katılabiliyorsunuz. Hangi kampanyalara katılmak istediğiniz burada mevcut. Buradan katılabiliyorsunuz.
Ayrıca CoinMarketCap, EtherScan, EtherBlur gibi yerlerde de listelenmesi tamamlanmış. Burada takıma katılabiliyorsunuz. Eğer iletişim kurmak isterseniz buradan iletişim kurabilirsiniz. Burada servisler mevcut. Yine haberler kısmı var. Burada Cobalt Blend hakkında haberler mevcut. Yine sık sorulan sorular kısmı var. Proje genel anlamıyla böyle. Burada iletişim bilgileri var. Buradan da ulaşabilirsiniz. Başka anlatmak istediklerim. Yine burada white paper var. White paper'ını da inceleyebilirsiniz. 16. sayfada. Yol haritası var. Yol haritasında şu anda token satışı ve airdrop kısmı var. Aralıkta yine bu işlemlerin yapılacağı cüzdan oylama olacağından bahsedilmiş ve takımın bir market inşa edeceğinden bahsetmişler. Ve yine Haziran ayında bu tür işlemlerin yapılacağından bahsediliyor. Genel anlamıyla proje böyle. Token satışına istiyorsanız katılabilirsiniz. İstemiyorsanız katılmayabilirsiniz. Tamamen sizin elinizde. Ayrıca burada bir video var. Bu videoyu da izleyerek daha fazla bilgi edinebilirsiniz. Anlatacaklarım bu kadar. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Kanalımıza abone olup video like atmayı unutmayın.